Merhaba arkadaşlar. Suyun akışkanlığınızı gördünüz. Pisagor teoremi ile ilgili hazırladığım bir sulu eğitim materyali. Yani su ile ilgili kanıtlamaya yönelik bir materyal. Şurada gördüğünüz gibi bir dik üçgen var. Şu kenar uzunluğunda bir kare çiziyorum. Şu B kenar uzunluğunda da bir kare çiziyorum. Şu iki karenin alanları toplamı şuradaki 90 derecenin karşısındaki hipotenüsün kenar uzundaki karenin alanı toplamına eşit. Şu iki karedeki su miktarı şuradaki su miktarını doldurmuş oluyor. Sulu Pisagor ile ilgili anlatacaklarım bunlar. Sulu Pisagor ve kumlu Pisagor ile ilgili hazırladığım bir eğitim bir video var. Kıyaslama videosu aslında. Bu materyali satın almadan önce o videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Aşağıdaki açıklamalar kısmında, YouTube'daki açıklama kısmında linkini vereceğim. Oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Suyun çok güzel bir akışkanlığı var arkadaşlar. Bu materyalin avantajından bahsedeyim biraz. Su aşağı doğru boşalırken yukarı doğru çıkan baloncuklar çok güzel bir görüntü oluşturuyor. En güzel yanı bu aslında. En kötü yanı ne peki arkadaşlar? Ben bu plexi denen bir malzeme var. Ben bunu silikonla sabitledim. Bunu söküp içinde temizleme şansınız yok. İçinde herhangi bir leke oluştuğu zaman veya kirlilik oluştuğu zaman onu giderme şansınız yok. Suyu boşaltıp tahliye edebilirsiniz. Yeni su ilavesi yapabilirsiniz. Onda sıkıntı olmaz ama içerisindeki lekeleri bertaraf edemezsiniz. Bu da en büyük dezavantajı bu Pisagor'un. Aşağıdaki görünen internet sayfasında bu materyallere sipariş verebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tasarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.